Herkese selamlar. Perinin Çayları bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir Perinin Çayları bölümüne. Yudumlarken keşfediyoruz. Bu da bizim etiketimiz olsun çaylarla alakalı. Ve yeni bir çayla, hatta aslında iki çaydan bir tane daha biz kendimize özel bir karışım yapacağız. Onu anlatmak istiyorum. Ve aslında bu karışımı da bu heyecan verici, şaşırtıcı kitap olan Alper Canıgüz'ün Kan ve Gülüne özel diyebiliriz. Hatta bence çada benim adımı vermeli ya. Perims demeli bu çay karışımına, ya da Perims diye ayrı bir çay kategorisi olmalı. Sanırım bunlara devam edebiliriz. Başka bir çay firması teklifleri açacağız. Evet, başlayalım küçükten, yavaştan olsa. Azıcık bir reklam yapayım dedim. Şimdi Formosa Oolong, umarım görüyorsunuzdur. Bu yurt dışında oldukça sevilen bir çay türü, özellikle çay severler arasında. Her sene bunların özel mülakatları gibi, yani yarışmaları oluyor diyebiliriz. Ama Türk çay severleri için ne kadar tadı ve demi hoş olur onu bilemedim. Bizim için bir soru işareti diyeceğim. Çünkü şampanya yazıyor ya şurada. Bu şampanya gibi açık bir deme sahip. Ama suda güzel bir mineral tadı alıyorsunuz. Belki demi hoşunuza gitmeyebilir. Hem tat hem likör dediğimiz renk olaraktan. Ama içtiğiniz zaman bu mineralli tadı hissediyorsunuz. İyi geliyor ve bu yüzden büyük bir ihtimalle eğer çaylara ilgi duyan bir doktor arkadaşınız ya da doktorunuz size bu çayı önerebilir. Detoksunuzda, diyetinizde Formosa Oolong'u deneyebilirsiniz. Oolong çayı %20 ile %50 arasında bir oksidasyona uğruyor. Bu çayın yeri Tayvan. Tayvan'da yetişen bir çay türü bu. Bu şekilde bunun kısa bir anlatımını yapmış durumdayım. Bu da Mint Melanj. Chardon'un yine. Mint Melanj da Fujian. Fujian Çin'in önemli bir çay bölgesi. Ve oldukça değerli bir çay. Çayın fiyatları bayağı yüksek yani, düşündüğümüz miktardan. Bunda Lapsong çayı denilen bir çay türü kullanmışlar. Bu çayın da özelliği şöyle söyleyeceğim. Eğer bozkırı falan gittiyseniz böyle içeri doğru, böyle akşam üstlerinde ateş yanar. Böyle hafif çıtırtılar. Ondan sonra hafiften böyle bir rüzgar eser. Kuşların bazısı birazcık böyle daha, nasıl derler, insanın böyle yüreğini acıtan bir sesle sanki size seslenir. Ve böyle o ateşin alazı, rüzgarla birlikte olan ateşin alazını koku olaraktan da hissedersiniz. Bu çayı da, bu çayda da ben o kokuyu hissettim. Ve bunda nane de ekstradan eklenmiş. Nane ve kakao parçaları da eklenmiş ve mint melanj denilmiş. Ben biraz daha büyük hayaller kurmuştum bu çay için ama tütsülenmiş çay olduğunu fark etmemiştim. Ama dediğim gibi, hani bu tarzda çayları seviyorsunuz, evet okey, ama bence eğer iyi bir gözlemci olduğunu düşünüyorum. Türk çay severlerine göre çok hitap etmiyor bu çay. Ama olmuş da, hani bu marka için söylemiyorum, başka bir markadan da alabilirsiniz. Tüslenmiş bir çay aldıysanız nasıl kotaracağınızı göstereceğim. Çünkü aslında bizim böyle bir alışkanlığımız var. Çok sevmediğiniz bir şeyse böyle atarız dolabın arkasına. Sonrasında da yavaş yavaş o dolapta birkaç sene falan kalabiliyor. Arkasından belki, hani aklımıza gelirse, böyle sevebileceğini düşündüğümüz, böyle yeni deneyimlere açık kişileri düşündüysek, hemen ona böyle postalarız. Çok büyük bir şirinlik yaparaktan. Ama buna gerek yok. Formosa Oolong ya da başka bir Oolong çayı da kullanabilirsiniz ama bununla, bu Formosa Oolong'la bu çayın ikisinin birleşimi oldukça hoş bir deneyim yaşatacak size tat olaraktan.
Ve ben birazcık kendi halkımı tanıyorsam, tadı severler, biraz daha böyle damak tadına tat olaraktan daha tatlı lezzetlere dönük olanlara da ekstra bir şey daha vereceğim. Hatta iki şey de diyebiliriz. Onlar için de şöyle kurutulmuş mandalin. Bu Seferihisar'a ait. Seferihisar Belediyesi'nin zaten üzerinde de yazıyor. Çok bayıldığım bir şey. Ya mandalin ya portakal dilimiyle de tatlandırabilirsiniz. Biz bunu portakal ya da mandalina kurusuz bir sahilde akşamüstü arkadaşımla içtik ve çok 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 keyif aldık. Onu söyleyeyim. Hatta ben o gün bu Kan ve Gül'ü başka bir kitapla karıştırdım. Çünkü hemen hemen aynı renkteydi ve ismini okumaya bile gerek duymamışım. Mavi, o da mavi. Lat diye atmışım çantaya ve gelmişim. Bu arada ve çekim kazaları. Ben bugün bu videoyu çekene kadar bayağı bir problem atlattım. Ama çekmeye niyet ettim. Öyle bir gerçek var. Ve bu arada bu çayın daha önce söylemiştim. Videonun üst tarafına atacağım. Çada çaylarım diye. Şurada bu çayların hangi çay olursa olsun nasıl demleyeceğinize ait uyarılar ve şekiller, yazılar var. Mutlaka bunlara bakınız derim. Bunu da ekleyeyim. Bu çay, ben çok fazla, ne derler ona, kaynayan suda çay demlemiyorum. O çayın özelliğini yitirmesine neden oluyor. İçerisindeki yararlı maddeleri de bir derece öldürüyor. O yüzden onu sevmediğim için ben şöyle yapıyorum. Belki siz de bu tarzda yapabilirsiniz. Ortalama 85 derece diyor. Evet, 85 ve 100 derece olaraktan tüsülenmiş, biraz daha şey yüksek. Çay kaşığı almayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi bu yaklaşık bir su bardağı alıyor. Bir su bardağı, iki su bardağı, bir tanesi de birazcık daha az. Üç su bardağından biraz az. Ops. Gördüğünüz gibi. Oolong'u biraz daha fazla ekleyelim. Ayrıca bu çaya isterseniz reyhan, taze reyhan. Kuruyu çok bilmiyorum, emin olamıyorum tatlı noktasında sizi tatmin etmeyeceğini. 3'e ve şimdi aslında kokusu çok hoş ama dediğim gibi aynı duyguyu saf olaraktan belki seversiniz. Deneyin yine. Şurada göreceğiniz üzere yeşiller nane yaprakları. Bu şekilde. Zaten şimdi şeyi de göstereceğim. Oradan çok hafif gözüküyor ama ben tripodu, bu videoyu çekeceğim derken ben birazcık daha atasım geldi. Neden bilmiyorum. 3'e 1 oranında. Yani 4 parça olursa 3 kaşık ulong. Gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir demi var ulongun. Tabii mint melange de girince birazcık daha bronzlaşıyor diyebiliriz çayımız. Ve ben şimdi şundan da ekleyeceğim. Sonra 15 dakika bekleyin arkadaşlar. Bence 15 dakikada lezzet daha bir güzel oturuyor. Ben de size 15 dakika sonra açacağım. Şunları da ekleyeyim. Rengini göstermek istedim. Ve portakal diyorum. Mandalin kurusunun verdiği o muhteşem koku da şu anda çaya işlemiş durumda.
Şöyle göstereyim. Sırf sekte içebilirsiniz. Bakın şahane. O kadar lezzetli ki. Bence Earl Grey'den çok 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 daha güzel. Earl Grey'i belki sevenlerin vardır. Ben de çok ince bir kokusu olursa seviyorum. Yoksa öbür türlü bana çok beni çok bayıyor o koku. Ondan dolayı çok sevemiyorum. Ve hatta şuradan daha açık dem içenler için biraz daha açabilirim. Smith. Arkadaşlar bu mint melanjdan dolayı bu kadar rengi koyulaştı. Onu da söyleyeyim size. Burada ışıktan dolayı ne kadar şey olduğunu bilemiyorum. Koyu gözüküyor ama düşündüğünüzden bir ya da iki tık daha açık. Kehribar rengi diyebiliriz aslında bunu. Tam kehribar çayı. Gerçekten oturuyor yani. Kehribar renginde bir çay elde ediyorsunuz. Ve ben size tatlandırmak için eğer tatlı seviyorsanız sedir balını önereceğim. Köyceğiz bal. Ben oldukça sevmiştim. Bu bal hakkında da mallar hakkında da bir video çekeceğim inşallah. Böyle içecekler içinde. Sedir aynı zamanda kök çakranıza iyi gelen hem koku olaraktan hem de balından da faydalanabilirsiniz. Şimdi o nedir diye ben çok açıklama yapmayayım. Kök dünyaya ayaklarımızı ya da tüm bedenimize bağlandığımız enerji noktası olaraktan size söyleyebilirim. Muhteşem oldu. Her zaman balı daha düşük derecelerde kullanmanızı öneririm. Hatta daha da ılık bir şekilde olursa o baldan alacağınız performans daha yüksek olacaktır. Fayda açısından. Ve porselen kaşık öneriyorum. Porselenle konulur bal ya da tahtayla da galiba konuluyor ama o şimşir ağacı olabilir. Biz hatta o gün ada çayı balıyla da yaptık. Ada çayı daha da hoşlaştırdı. Şahane bir içecek. İster yazın ister kışın hem kendinize hem sevdiklerinize böyle bir lezzetli çay hazırlayabilirsiniz. Bu arada ben bu çayı dediğim gibi kanlı gül için hazırlamış oldum. Çünkü bu kitabın da içeriği oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Onu söyleyebilirim. Hem iyi okumalar okurken yudumlayalım diyorum. Hem de ki yudumlarken keşfedelim. Bunlar bizim teklerimizdi. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Perinin çaylarına daha sonra yeniden sizlerle buluşmak üzere. Sevgilerimle Perinin çaylarında.